Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba günü Hong Kong'da Happy Valley'deyiz. Evet yine ilginç bir program var. Rast gelsin diyelim. Mümkün mertebe arkadaşlar küçük bir şablon yapmaya çalıştık ama yani fazla da küçültemiyoruz. Evet birinci koşu orada. Aynı şekilde birinci koşu bizde de 13:45'te başlıyor. Bunlar tabi akşam koşu, akşamüstü orada. 6 saat falan fark var arada. Ya 5 saat zannedersem fark var yani. Saat 13:45. 5 daha koşsanız 18:45, 7 gibi işte akşam saatleri oluyor. Evet, handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar burada Happy Valley'de. Öncelik 3 numaralı arkadaşlar Dwayne Era, KS Leung. 10 numaralı Son Pak Fu, Jerry Joe arkadaşlar. Son gelmiş mi ama yani burada tabii 7'li plase söz konusu, yani belki de ikinci olacak. Son iki performansı gayet, hatta son üç performansı iyi. Ve bir numaralı Kokoshi Musou, Hugh Bowman'la. Yeterli arkadaşlar. 3, 10 ve 1 yeterli ama daha da burada sürprize girmek istiyorsanız 7, 6 ve 5. Burada 7 So I Have Some, 6 Master of All ve 5 Darcy Legend. Bunlardan bir tanesi de her an devreye gelebilir. İki tanesi yeni koşuyor zaten. 3, 10 ve 1 ön planda. İkinci koşuyla beraber Happy Valley'de altılı Ganyan'a start verdiriyoruz. Handikap puanı düşük burada. 0-40 demiş de 17'den 40'a kadar olan safkanlar var. 3 ve 40 yaşlı İngilizler 1000 metre çıkacaklar. Şimdi bazı safkanlar biraz handikap puanını düşürüyor arkadaşlar. Buraya gelip bu 60 binlik koşulları alsın diye. Çünkü üst gruplarda kazanamıyorlar. İlk gördüğünüz gibi burada işte mesela bilhassa bu 8 yapmış mesela. İşte burada başka size örnek verebilir miyim bilmiyorum da. Yani burada bir şurada evet ikincilik yap. Neyse uzatmayalım buradaki yani bu bizim bakış açımızı sizinle paylaşıyorum ki siz de hani yabancı yarışları takip ediyorsunuz. Hong Kong'da neden böyle bu puan aralıkları oluyor da ne oluyor onu söylemeye çalışıyoruz arkadaşlar size. Yoksa bir şey öğrettiğimiz yok burada. Paylaşım yapıyoruz sadece. 3 numara Aja Power, Hugh Bowman'la ilk atımız. 4 numaralı Smart Fox, Luke Ferraris. 6 numaralı Tronic Mighty, J.H.O. 5 numaralı Encore, Lyle Havertson. 6 numaralı Tronic Mighty, pardon, 9 numaralı Racing Blaze, KS Leong arkadaşlar ve 10 numaralı Day Day Rich, Jerry Joe. Arkadaşlar 3, 4, 6, 5, 9, 10 burası. Bizim toplamda 6 tane safkanla burayı geçmeye çalışacağız. Evet, 3. koşuya geçiyoruz. Altının ikinci ayağı handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar. 3 ve 40 yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı Eighteen Palms. Bu da banko atacağız bunu. Hugh Bowman'la. Arkadaşlar banko. Maiden mi safkan bu ama bu grupta uygun bir şansı var. 3 numarayı banko atıyoruz burada. Evet. 4. koşuya geçelim. Handikap 40-60 puanlı safkanlar. 3 yukarı açtığınızda 1650 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Iron Will. Matthew Poon arkadaşlar. Bu Apprentice'ı biliyorsunuz. Zannedersem 3 kiloya yakın ya 3 kilo civarında bir indirim almış durumda. 9 numaralı Sunny Baby, Caris Deaton. 10 numaralı London Lucky Star, Jerry Joe. 2 numaralı All Joyful, Chadwick. 12 numaralı King of the Court, Lyle Heaviston. Ve 1 numaralı Co-Partner Era, Kehe Chan. Arkadaşlar bu Co-Partner Era çok iyi. Bu bilhassa zannedersem bu gruba düşürmek istedi. Burada kazanamıyor. Bu yani şu at arkadaşlar kesinlikle yarışa gidecek bugün bu 1 numara. Evet arkadaşlar bu Co-Partner Era'nın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ve hemen diğer koşuya geçiyoruz. 5. koşuya geçiyoruz. Handikap 40 ve 60 puanlı safkanlar. 3 yukarı İngilizler 1200 metre başlık var. Evet burada da 7 numaralı E-Universe
Arkadaşlar ilk atımız bu, ilk koştuğu koşuda dördüncülük yaparak 54 handikap puanı, 52 handikap puanı ulaşmış. Universe 3 Bowman gibi tecrübeli bir jockey biniyor bunun üzerine. 3 Bowman'ı gördüğünüz gibi alıyor devamlı hemen hemen her koşuda. Her koşu gününde. Birinciliği var. 1 numaralı Super Wins, Kerry Stitton. 2 numaralı Forever Friends, K.H. Chan. 8 numaralı Sight Hero, Lyle Havinson ve 11 numaralı Eagle Run, Victor Borges. Çok enteresan bir ayak bu. Başarısız atları gördüğünüz gibi bir arada. Yani burada bir ben bir tek şunu görüyorum geçen sene fi tarihinde bir birincilik yapmış olan. Diğerlerinde bir herhangi bir birincilik görmüyorum. Ebeli atlarında birincilik olanlar var tabi. Ama handikap koşu oluşmuş burada. Burası 7, 1, 2, 8 ve 11. 5. koşu. 6. koşu handikap 60 ve 80. Biraz daha kalite artıyor bu noktada. 3 ve 40 yaşlı ingilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada tabii güçlü safkanların çok burada şansı var. Bu tip 140.790 dolar ikramiye var. Eğer burada Hugh Bowman satmazsa arkadaşlar, bakın net söylüyorum size. Satmazsa bu alternatif bankomuz 2 numara Rocket Spade. Çok net bir alternatif banko. Bunu banko yapmayacağız çünkü 3 numaralı Meaningful Star Kaiser Leung'la 378 gün sonra arkadaşlar kazanabilir. Bu ata gözümüzü kapatamıyoruz. Artı 6 numaralı Escape Route Kerry Stitton ve 1 numaralı Tianchi Monster Lyle Havinson'la da enteresan bir koşu çıkartabilir. Bunların arkasından sürpriz, size süper bir sürpriz önerebilirim. O da 8 numaralı Super Oasis Andre Hamalin'le. Eğer buraya at yazacaksanız tabii. Yani 2 alternatif banko, 3 yakın rakibi, 6 ve 1. Bunların hatasını kovalayacak. 8 de büyük sürpriz diye düşünüyoruz. 7. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada da arkadaşlar 10 numaralı Save the Light Andre Hamalin'le ilk atımız bizim. Bu safkanın arkasından 1 numaralı Excellent Pierce Shatwick'le, 4 numaralı Solid Impact Hugh Bowman ve 3 numaralı Bundle of Charm Kerry Stitton. Evet, burada bu Kerry Stitton'ın bindiği bu safkanın gelme ihtimali bana göre daha fazla. 10 numara Save the Light tabii ki yukarıda sürpriz olursa Andre Hamalin'de burada bir daha gelir mi bilmiyorum ama şu an bu safkanı ilk başta biz değerlendiriyoruz. İrlanda, Excel aynı zamanda Avustralya bu şeyi de. İrlanda pasaport olmasına rağmen bu Avustralya orijin bu. Exiden Excel yavrusu. Arkadaşlar burası 10, 4, 1 ve 3 şeklinde tam 4 tane atla burayı geçeceğiz. Yani 4 kazanmış ama bu gruplarda arkadaşlar böyle kazananlar oluyor. 60 ve 80 puanlar arasında arka arka kazananlar olabiliyor. Buradaki bombamız 2 numaralı You Beauty Luke Ferraris'le. Sürpriz Luke Ferraris'in bindiği You Beauty. Evet arkadaşlar, böylece Happy Valley ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bu da Happy Valley'in görüntüsü. Bu da orijinal görüntüsü arkadaşlar. Herkese güzel bir gün geçirmesini diliyorum ben. Linkfield var. O şu anda açık. Galveston Park'ı iptal etti. Tampa Bay Downs var arkadaşlar bugün. Tampa Bay Downs için de premium üyelik gerekiyor. Pinjara Park videomuz yayında. Herkese güzel bir çarşamba diliyoruz. Hoşçakalın.